80 yaşındayım, 80 sene oldu aynı suyu içeriz. Çocuklarımız da bu suyu içsin, biz memnunuz içtiğimiz sudan. ...1974'te kurulan Çerkezköy Organize Sanayi ve onun devamında teşvikler nedeniyle oluşan gecekondu sanayileşmeyle kirlenme had safhaya ulaşıyor. Yani bugün DSİ'nin kayıtlarında bilinen Çerkezköy girişindeki birinci sınıf, birinci kalite su artık Çerkezköy'den sonra döküldüğü Meriç'e kadar uzandığı noktada dördüncü sınıf su olarak devam etmektedir. Ergene'den çekilen suyun bıraktığı pislik bu. Yağ tabakası çeltiğin üzerine yapıştığı zaman bu çeltik çıkamıyor, ölüyor. Toprak böyle kirleniyor. Bunu düşünün şimdi, 90 günde büyüyor bu çeltik, oluyor. Tamam mı? 90 kere su vereceğim mesela, 90 kere verme, 20 kere ver. 20 kere etti. Her bu tabaka, her verdiğinde bu tabaka sana yağ, boya atığı olarak sen bu toprağında kaldığını düşün. Sen bu topraktan ne beklersin? Toprak tamamen öldürücü. Öldürüyor yani. Nehir bizi öldürdü. Bu sanayinin attıkları bizi öldürdü. Bu kadar. Sonuçta layık et. Buna layıkız yani. Kirliliğe layıkız yine. Hükümetlerin tercihi onlardan yanaydı. Tarım sektörü düşünülmedi bu arada. Ergen'in boyu bitti. Bizi yaratan insanlar kararını verdi. Bizim adımıza konuştular. Biz de sanayi topluyoruz. Bize hiç sormadılar. Daha ya da sorma niyetleri de yok. Doğal olarak da sonuç bu yani. Ergene Nehri 1986 yılı, 87 yılı itibariyle kirlenmeye başladı. Hatta ben o sıralar okuldaydım. Okulumuz da Ergene Boyu'nun kenarındaydı. Bütün halk ölen balıkları dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Çok balıklar öldü yani. Çok balıklar öldü derede. Ve söyledik o zaman, almayın bu balıkları, zehirlidir bu balıklar diye. İnanın, yani su ile beraber balık beraber aktı yani. Bugün şuradan şu asfalttan E5'ten efendime söyleyeyim Meriç'e kadar belki 200 tane köy var. Ergene boylarında bugün şahsen benim 50-60 dönüm yerim var. Ergene boyunda sulamak ama yok. Zaten millet çoğu sattı elimizdekilerini. İşleyemedikten sonra sattık, biz de sattık mesela. Ne diyeceğiz biz çocuklarımıza? Fabrikatörler fabrika açtı, gidin fabrikaya çalışmayın. Ne diyeceğiz? Kim batıranlar kim? Ben mi batırıyorum? Büyük zenginler batırıyor, fabrikatörler batırıyor. Çocuklarımız da onlar köle gider. Tekstil fabrikaların yeraltı sularını kirletmekten başka Trakya Havzası'nda suların biteceği de söyleniyor. Kuşlara içme su yok. Kuşlara. Havadan uçan kuşlara bile.
Çıkar başına bir meyve bahçesi benzer bir bahçesi. Bir gün su verme. Böyle ne bileyim yani vereme yakalanmış veyahut da başka bir hastalığa yakalanmış insan gibi veya bir hayvan gibi salıyor kendini. Suyu veriyorsun, yapraklarını seyrediyorsun ya, canlandığını seyrediyorsun böyle. Saniye saniye yaprakları havaya kalkıyor, kendini açıyor. Orada yüzmek isterdik çünkü küçükken çocuklar öyle yapıyormuş. Ben büyüdüğümde başka bir yerde yaşayacağım, burada yaşamayacağım. Çorlu'da da yaşamayacağım. Derinin kokusu Çorlu'ya da geliyor. Köprüden geçtiniz değil mi? Şu evet. İkinci Mimar Sinan. Mimar Sinan yapımı. Bu yana doğru değil de onu takip edin. Ne başına bela oldu? Gerçekten hiç şey yapmayacağım. Sağ ol. Buradaki ufak yumakları daha büyük yumaklar haline getiriyorsun. Daha rahat çökebilsin diye. Daha sonra bundan dairesel havuzlar var. Dairesel havuzlarda da çöktürüyorsun bunu. Burası da şarj dağı. Buradan da artık dereye dışarı gidiyor. Kolay gelsin, sağ olun. Sürekli burayı sulayan birisi misin? Evet. Bizim bahçeme arabası. Burada görmüş olduğumuz... Peki, şimdi geçim şurada... doğaya deşarj edilen suyu gördük biz. Evet. Arıtmadan. Evet. O hani park ve bahçelerde de kullanılır dendi. Evet işte. Kullanılıyor, evet. Kuruyorum da. Onunla niye sulanıyorsun? Şimdi bu ağaçlar attığımız şeydir, yani zayıf biraz. Yani su attı. İşi
yoğun olduğu için, yetişemediği için daha rahat zamanlarda suluyor. Bu kirliliğe neden olan unsurlar bilmiyorum kim ama sonuç olarak geri organize olarak biz suyumuzu arıtıp veriyoruz. Arıtıp verdiğimiz bu su devletin belirlemiş olduğu kriterlere uygun bir su. Yetkili bana selam, telefon açmadan gönderemez. Şu anda yetkili buraya geliyor. Bak burada kamyonetler giriyor çıkıyor ya falan. Kamyonetler atık getiriyorlar, ondan sonra acaba inşaat malzemeleri getiriyorlar. Temizlik seni müdürü. Yasak diyor, giremez diyor. Ben çöpümün nereye boşaltıldığını çekmek istiyorum. Hayır, yasak diyor, çekemez diyor. Ben ne yapabilirim ki? Ben de burada görevliyim. Çekemez, giremez diyor. Çek çek yukarı kaldır. Buraya girebilirsiniz ama nasıl izin verirse girebilirsiniz. Hocam orada ne var bizi sokmuyorlar? Sıkıntı oluyormuş işte demek ki. Yani hiçbir yerde bir tane böyle pis dere yoktur. Hiçbir yerde. Pisliği sananlar gelsinler, otursunlar burada bak. Bir gece kalsınlar. İşte. Burada bir kere de kız düşmüştü. İsmi Neşe. Biz de çok üzüldük. ...2008 Nevruz Bayramı'nda, 21 Mart. Bu köprüyü Çorlu Belediye Reisi iki zenginin ağzına bakarak da biter duvarlar geçsin diye yaratan bir yolu köprü yaptı. Alçak. Bu suyun önünü kesti. Benim kız da suya gitti, su almadı. Askeriyenin çeşmesinden sel geldi. Dere köprüyü geçtikten sonra kızı alıp götürdü. 3,5 kilometre aşağıda buldum. Ve 58. günü buldum. Ben çocuğuma yanıyorum. Gece gündüz ağlıyorum. Bir türlü unutamıyorum. Bana bu reva mıdır? Bendeki acıyı onlar da yaşatın. Öğrensin sen insan kıymetini. Kendileri de girsin dereye geçsin göreyim. Fakir misin? Yanlarına sokulamıyorsun. Bir şey söylediğin zaman tartıyorlar, geri çeviriyorlar. Derenin içinde gezdiğim için o sular beni, asitli sular ayaklarımı vurmuş. Artık yara içinde yaşıyorum. Bu yaraları görsünler, öğrensinler. Mübarek Ramazan günü söylüyorum. Bendeki acıyı onlara taktın istiyorum. Gazeteciler de biliyor. Buraya gazeteciler geldi. Buraya gazeteciler geldi daha önceden. Gazeteciler fotoğraf çektiler. Okay.
kim dirdi memleketten gelip de bu dere boyuna, bu suyun altınlarında ağlayıp? Ya belediye filan kaç kere gidildi? Kaç kere miktarlığa gidildi? Yok. Anne çaresi ne bunu? Nasıl yapmak lazım? Fabrikalar oldu kız hanım. Bu karabatak su burada. Bu bizi öldürdü yavrum. Bir şey olmuyor. Ne biber oluyor, ne domates oluyor. Hayatımız bizim küllendi. Bütün meyveler, her şeye zarar geldi. Siz belki inşallah bir Hızır yetişmişsinizdir de bir değerman olursunuz inşallah buna kız hanım. Gelen bile kontrol edeyim. Allah'a ısmarladık. Kontrol edeyim. Bir değerman bir şey yapmıyor. Kablit bile bizim istediğimizi. Zaten yataktan çıkamışsın. Kablit bile bizim istediğimizi. Kapı açamışsın. Cam açamışsın. Gece akıtıyla sabahleyin gelsen mesela çık. Gün duvar kanık bile derenin üstünde buhar çıkıyor yukarı. Sis bile bildiğin bir hava sisle nasıl olur derenin üstüyle işte o mikrop bize yayılıyor. Hastalığımız şeyimiz sırf ondan. Sis oluyor sis. Yani bütün milletimiz hasta yani köyümüzde zaten çoğu kanser hastası şey yani. Benim eşim kanser. Benim eşim kanser. Olmuyor var buraya sorsana. Ya olmayan var. Olmaz mı? Çok ölen neyden ölüyor? Hep kanserden. Ben eczacı olarak insanların ne kadar sağlıksız bir topluma dönüştüğünü her gün daha çok gözlemliyorum. Bu sunun kirlettiği topraklarda yetişen besinleri yiyen astım bronşit oluyorlar, ishal oluyorlar. Kanser vakaları artıyor. Ve gencecik insanlarımız ölüyor. İlçenin sağlık grup başkanı doktorlarımız sularımızda artık bulunmaması gereken ağır metallerin bulunduğunu söylüyorlardı. Bugün bunları söyleyecek kimseler de sanırım yok. Söyleyenlerin de başına geliyor. Sağlık memurları geldi, derelerden su aldılar. Geldiler, laboratuvarlarda şeyler yaptılar, şikayet ettiler. Bunları hemen buradan aldılar, götürdüler sepetlerine. Bunları da gördük ya. Çorlu'da arıtma tesislerini yaptık dediler, yapacağız dediler. 3 sene, 5 sene sonra balık tutacağınız burada dedi. Bırak balığı da. Ben fabrikada çalıştım. Gidiyorlar denetleme fabrikayı. Bakıyorsun bir telaş sarıyor fabrikanın içini. Neymiş be? Arıtmalar çalışırmış. Fasafise hepsi. Hepsi fasafise yani diyeceğim bir şey yok. Arkadan gece salıyor adam fabrikayı. Her sene bir tane Ergene'yi kurtaralım projesi çiziliyor. İşte biz şunu yaptık, şunu yapacağız, hayata geçireceğiz. Bu 20 senedir bir masal yani. 20 senedir insanların dinlediği bir masal. İşte hayvanımı besledim. Burada sütü sağdım. Bunu herkes bunun hayranını içiyor, sütünü de içiyor. Yetkilileri gördüm. Çek şimdi hayvanlarımı da buradan. Çevir hayvanlarımı da çek buradan. Çevir işte. Aha her gene. Aha orası. Çek. Çek amcanım. Bizi kaçıncı yolu çekiyorlar. Çek. Bir şey oldu da yok. Bir tabela çekerken görüyoruz. Anlatıyoruz gidiyor. Gidin de her gene 300 metre. Bak 500 metre uçak. Gidin görün.
Bu tarla geçen de geldiğimiz, çamurunu gösterdiğimiz tarla. Ama yeşil aksamı kirliliği ayıbı örtüyor. Ne şartmışık. Ne bunun malımıza yani bakmış. Kirli suda pirinç yetiştirmesini de öğrendik. Ergen'in eli denen o su atığı bizim denizlerimizi mahvetti. Meriç Nehri tamamen öldü. Denizimizin çoğu %80'i aşağı yukarı balıkçıdır. Burada başka bir geçim kaynağı yok. Denizlerimiz öldü. Balığı tonlarla tutuyorduk. Ben inanır mısınız size söyleyeyim, 3 aydan beri ekonomik değerli bir balık tutmadım. Dünyada kendi kendini temizleme yeteneğine sahip bildiğimiz 3 tane körfez var. Bu 3 körfezden bir tanesi de Saros körfezi. Aldığımız bilgilere göre bu kirlilikler Ege Denizi'nin güneyinden Adriyatik ve İtalya kıyılarına kadar devam etmekteymiş.